çok sağlam bir bakış açısını fark ettim. Hem de böyle sosyal medyanın içerisindeki diyalogların içerisinden fark ettim. Bunu birazcık sorgulamak istiyorum. Bu da evrimsel bakış açısıyla sorgulamak istiyorum. Hikaye de şu. Bizim bildiğimiz Homo sapiens, sapiensin başlangıcından itibaren hayatımızda son belki birkaç yüzyıl hariç kölelik var. Hep var. Bir biçimiyle. Irksal olmuş, olmamış, durumlara göre, toplumlara göre değişmiş, azalmış, çoğalmış. Çok eskiden var mı emin değilim. Ama belki kalabalıklaşmayla ilgili sonradan çıkmış bir şey olabilir. Ama normal yazılı ya da nasıl diyelim medeniyet tarihi içerisinde, yani son 10 bin sene içerisinde falan yoğun bir durum. Yoğun bir durumu var. Yani şöyle de kabul edebiliriz çünkü anlatacağım hikaye aslında bu durumu da destekler. Bundan işte 50 bin sene öncesine oranla daha modern olduğumuz 5 bin sene öncesinde modernize olmamıza rağmen kölelik geliştirmişiz. Yani kölelik diye bir şey var. Tabii. Halbuki şimdi baktığımızda son 200 yıl, son 100 yıl, son 50 yıl buna baktığımızda bu çok ilkel olduğunu fark ediyoruz. Bu acayip ilkel ve hatta çok çirkin, çok rahatsız edici bir şey bizim için. Yani insanları birbirinden ayırmak, birini köle haline getirmek, getirmemek hikayesi. Ya da buna benzer bir şekilde mesela şu kadınlara oy verme hikayesi. Demokrasiden bahsediyoruz. İşte kent ülkeler hikayesinin içerisinde bile hani bu İnsanlar çok acayip oylar veriyor, aktif bir demokratik süreç işliyor falan. Kadınlara oy verme hakkı yok. Kadınlar aslında bu kölelik sürecinin bir parçasıymış gibi. Kadınlara oy verme hakkı daha da yakın. Şu geçtiğimiz 50 sene içerisinde falan. Bu arada dünyada ilk bu fırsatı verenlerden bir tanesi de Atatürk işte. 1930'lar, 34'lü galiba yanılmıyorsam. Şimdi bu algıyı fark ediyorsun. Bir şey ilkel ve biz değişiyor, gelişiyor ya da işte farklı bir açıdan bakıyoruz. Modernleşiyoruz ve o ikisi arasındaki fark bizim için böyle büyük bir uçurum kadar büyük bir fark. Aynı şey acaba bizim şu anda hayvan yeme, hayvan üretme ile alakalı hikaye içinde hatta belki şu anda tarif edemediğim başka konular içinde geçerli olabilir mi? Bunun sınırı neresi? Ne zaman biz ilkeliz, ne zaman moderniz? Bu dönüşüm ve bu döngü nereye kadar gidecek? Çünkü bu böyle tuhaf bir de devam eden bir süreci de var. Yani gerçekten bundan 300 yıl öncesinde olsaydı ve Avrupa'da olsa ya da Amerikan pamuk işçiliği hikayesinde olsaydı kölelik çok normal olacaktı bizim için. Tabii. Biz öyle bir ailenin çocuğu olarak onsuz da olsak bir şey düşünemeyecektik. Yani. Düşünemeyecektik. Köle olarak da olsak bile düşünemeyecektik. Yani hani orada bile özgürlükçü düşünmek bile mümkün değil. Çünkü çok normal, normalimiz bu. Kültürel normali bu olarak olacaktı. Ama aradan bir süre geçiyor bunu ayıyoruz. Şimdiki normalimiz de bunu düşünmek bile ayıp seviyesinde. Bu ayrım nasıl gerçekleşiyor sence? Tamamen ne oluyor? Relatif insan zihniyle ilgili bir şey. Komedyen George Carlin'in çok güzel bir esprisi var. Rahmetli oldu. Stand-up'larında yapardı onu. Trafikte seyrederken sizden hızlı giden herkes deli, sizden yavaş giden herkes aptaldır fark ettiniz mi diye. Şimdi kendimizi referans alarak düşündüğümüzde normal, adı üstünde kendimize normal diyoruz. Ama onun dışında kalan her şeyi de kendimize göreli değerlendirdiğimiz için böyle bir durum var. Şu anda çok hızlı değişen bir sistem içindeyiz ya, devamlı teknoloji anlayışı bir sürü değişiyor. Zaten bunu kendi hayatımız içinde de, yani gençlik fotoğraflarına bakan 70'lerde 80'lerde doğmuş herkes tam bu kıyafetleri nasıl giyiyorduk falan filan oluyor mesela şimdi. Yani şalvar kot pantolonun nasıl moda olmuş olabileceğini anlayamıyoruz şu anda mesela. Ama o gün bunu çok iyi bir moda şeyi olarak benimsemiştik ve kimse sorgulamıyordu. Hatta ben şeyi hatırlıyorum, ben şu anda bayağı stretch kot neredeyse giyen bir adamım. İlla böyle dar olacak ki rahat edeyim. Ama o zaman böyle bir tane kot denemiştim. Abi demiştim bu korkunç şey insan olur nasıl giyiyor ki? O zaman daha gencim, daha fitim düşün. Yani o dönemde tamamen kafa yapımız şeyi belirliyor. Bu kararlarımızı, daha doğrusu bir şeye nasıl yaklaşacağımızı o içinde bulunduğumuz hal belirliyor. Şimdi insanla ilgili şöyle bir durum var aslında. Benim insanın fabrika ayarları inşallah daha 3. ciltte detaylı anlatacağım. İnsan içine doğduğu kültürün ürünüdür. Yani net olarak ben bir biyolojik zaviyeden bunu söyleyebiliyorum. Çünkü insan zihnini şekillendiren şey orası. Bir insanın tutup da kendi zamanının dışında bir şey düşünebilmesi ya da yapabilmesi. Çok uzak erimli, mesela senin sorduğun sorunun doğru cevabını verebilmesi çok zor. Tahminlerde bulunabilir herkes. Mesela ileride ne işte çağ dışı ya da ilkel gözükecek? Ya çok muhtemel şey görünüyor işte. Yani vegan beslenme ya da vejetaryen evet. beslenme ye dönüşecekmiş gibi muhtemelen görünüyor. Muhtemelen tabii. Yani anlayacağız böyle. Belki de hiç anlamayacağız bilmiyorum. İşte ne bileyim. 3D printer'da basan etler metler çıkıyor. Belki yarın bir gün onlar ucuzlayacak falan filan ama ya bunların hepsi biraz böyle bugünden bakarak, bugün cinsinden geleceği hayal ederek söyleyebileceğim şeyler. Şimdi antik Mısır döneminde doğsaydın yani o piramitleri yapmanın başka bir yolu yok. Yani milyonlarca insan orada çalıştıracaksın. Çoğu inşaatlar sırasında ölecek. Köle sınıfından bir ailede dünyaya geldiğin zaman bunu
canı gönülden kabulleneceksin çok büyük bir ihtimalle. Yani bir Musa çıkıp da seni ayartmadıktan sonra diyeceksin ki abi böyledir yani budur, biz hani böyle geldik böyle gider. Bugün yok mu yani abi, Türkiye'de dünyaya geldik, bizim yapacağımız çapımız bellidir gibi. Bir öğrenilmiş çaresizlik falan diyoruz buna bugün. O günün insanını o şekillendiriyor. Mesela diyelim Firavun'un sarayında şeysin, Antik Mısır'da yine soylusun ya da Firavun'un kendisisin. Yani bu insanları köle olarak kullanmamak acımasızlık gibi gelir. Anlatabiliyor muyum? O dönemde baktığında, o dönemin zihnine yerleşebilseydin. Ya da dün işte kadınlara oy hakkı verirsin verilmesin tartışmasının daha başlamadığı dönemlerde. Yani böyle bir şeyin mümkün olabileceği bilinmediğinde. Yani bir kadına sorsan ne alakası var, benimle ne ilgisi var? Çok içselleştirilmiş, çok doğal. O doğal örüntünün, toplumsal örüntünün bir parçası olarak algılardı bunu. Şimdi biz insanoğlu olarak seninle yaptığımız evrim muhabbetlerinde, ki zaten senin oraya doğru devam etmek istediğini biliyorum. Biyolojik evriminden kopup kültürel evriminin hayhuyuna dalmış bir canlıyız. Ama bunun arasında sıkıntımız ha babam kuralı icat ediyoruz. Ha babam kendi doğamızdan bir haber. Kanunlar ihdas ediyoruz, yapılar kuruyoruz. Onun içerisinde sıkışmaya çalışıyoruz. Bazıları çok başarılı oluyor. Antik Yunan medeniyeti, antik işte Mısır medeniyeti, antik İslam medeniyeti falan gibi. Ama sonra her cümerç oluyor ortalık işte. Sonra başka bir şey çıkıyor. Çok muhtemel aslında bunun bilimle, sanatla ve ikisini birlikte oluşturduğu teknolojiyle bir ilgisi var. Yani daha doğrusu yeni gelen bir bilgiyle ilgisi var. Yani bir bilgi organize ediyor olmalıyız ki hayatımızı değiştiren, pratiklerini değiştiren falan. Bu bilgi bizi... Hani... Bilgiden ziyade ben biraz da kalabalıkla ilgili abi. Yani nüfus yoğunluğu ve MTI yani zenginlikle ilgili bir şey. Şimdi daha bugün bir muhabbeti oldu bir grup öğretmen arkadaşla konuşurken. Ya mesela dini inançlar da böyledir. Dünyaya dini inançlar açısından bakmada seviye seviyedir biraz. Böyle daha... fakir, daha büyüsel inançlara ihtiyacı olan topluluklardaki bakış tarzı, ritüel, uygulama, hayata yansıma başkadır. Daha zengin topluluklarda bilmem ne daha başka bir şeyler görürsün. Şimdi bizim bugün de yani ya kadına oy hakkı verip vermeme meselesini gündeme getiren ihtiyaç ne olabilir? Yani dün herkes memnundu bilmem ne ama bir yerden birisi bir bit attı. Bir dakika abi biz niye oy vermiyoruz? Ya da bunlar niye oy vermiyor diye bir erkek söylemiş olabilir muhtemelen. O öyle bir şeyden bir arıza çıktı ve bunu tartışabileceğim vasat böyle tırnak içinde lüzumsuz, yani bir önceki dönem lüzumsuz addedilen bir şeyi düşünebilecek kadar gevşemiş olman lazım. Bir de şöyle ya bir da belki de ihtiyaç abi. Duydu. Oya daha kalabalık oya ihtiyaç var. Ya bak, kadınlar da oy versin bak bunu destekler şey çok dedi. Güzel. Richard şey neydi o? Edward Bernays'in bu Amerika'da işte ilk halkla ilişkilerin kurulduğu 1920'lerde. Lucky Strike firması buna gelip işte kadınlar sigara içmiyor falan filan diyor. Orada bir kumpas kuruyor abi. Kadınlara sokak ortasında sigara içirip hem kadın özgürlüğü hareketini fişekliyor. Siz bireysiniz yürüyün falan. Hem de o güne kadar sigara satın almayan kadınlar hücum ediyorlar marketlere ve sigara alıyorlar. Çünkü sembolleri birleştiriyor. Tabii işte. Birleştiriyor ve bambaşka bir algı dönüşümü yaratıyor. Şimdi bu adam da muhtemelen bunu böyle gökten bir ilham şeklinde almadı yani. Var olan vasatın rahatsızlığını güzel kokladı. Orada bir fırsat gördü, birleştirdi ve çıkarttı. Yani hiçbir şey zamandan önce çıkmıyor. Dücan Cündoğlu söylemişti yani zamanın ötesinde fikir söylediğine inanan insan boş iş yapıyordur. Yani çok zor böyle bir şey. Bizi bu vasat şekillendiriyor. Benim anlattığım her şeyde, en çok konuşan benim ya. Benim anlattığım her şeyde sağdan soldan duyuyoruz abi. Millet bunları konuşuyor. Ben başka bir çerçevede birleştiriyorum sadece. Aslında olan bu. Orijinal düşünür olmak ya da orijinal bir yol açmak o kadar sanıldığı kadar mümkün bir şey değil. Kolay bir şey değil demiyorum, mümkün bir şey değil. Sadece kombinasyonlar konusunda kafası işte kullanıyor. Diyoruz ki bu Aylan Herif ne süper yaptı mesela. Geçmiş gazetede bu örüntü okuma mevzusunun içerisinde ben de çok benzer bir şeyi fark ediyorum. Hani ara sıra tarif ediyorum ya, tarih tekerrür ediyor mu geyiğini sorduklarında. Tekerrür etmiyor ama çok milimetrik kendini geliştirerek bir tekrarlılık sekansı var. Böyle dairesel olarak geriye gidiyor, geriden bir şey alıyor, azıcık kendini geliştiriyor, biraz daha ileriye gidiyor. Azıcık ama. Azıcık. Böyle döne 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 döne, yani son 100 yılın içerisinde konuştuğumuz öyküleri bir araya toplasak toplam 3000 ya da 4000 tane öykü grubu var. Bu 3000-4000 öyküyü çeşitlendiriyor, kişilerini değiştiriyor, olayların içerisinde zamansal teknolojik değişiklikler yapıyor, devam ettiriyoruz. Bir edebiyat hocası 7 tane öykü vardır demişti bana mesela, 7 ana konsept vardır. Ne olduklarını hatırlamıyorum saydı ama ya bunlar sürekli çeşitlendirilir demişti. Zaten öyle abi işte hep bu Hollywood'un hayal ettiği uzaylılara baksana hepsi yaratık, bizim bildiğimiz biyolojik yaratıklara benziyor. Çünkü yani. Yabancılar onlar. Tabii marjinal bir şey yapamıyorsun yani düşünemiyorsun böyle hiç. Aa ulan böyle canlı mı olur dediğim bir şey yok yani. Ya abartılmış böcek ya işte şekilsiz böyle bir hücre gibi bir şey falan. Öyle şeyler hayal edebiliyoruz ancak. Bunu şundan kaynaklı söylüyorum. Aynı zamanda bizim toplumsal olarak...
en çok ihtiyaç duyduğumuz şey örgütlenme ya. Örgütlenme için de bir sistem, hiyerarşi organize etmek zorunda kalıyoruz. Fark ediyorum ki bu hiyerarşiyi özellikle bu son dönemin içerisinde ilkelle ilkel olmayan çok belirliyor. Yani toplumsal olarak ilkel olmayan, ben bunu Türkiye'nin kuruluşunda da çok fark ediyordum. Yani işte yepyeni kararlar alıyorsun. Eskiden aldığı kararlar kötü müydü? İyiydi ya da kötüydü. Yeni kararlar alıyorsun Türkiye ile alakalı. Bundan sonra yollar böyle, araba olacak, böyle yürüyeceksin, böyle yapacaksın. Yeni kararları ilk uygulayabilen hemen uygulayamana geri dönüyor, ilkel diyor. Aynen öyle. Yani hani bir şeyde arkada tamam, geride bunu, cahil diyor. Evet, geçmiş gazetede de söylemiştim ve gerçekten ya son yıllarda duyduğum en iyi tespitti. Bize en iyi anlatan şeylerden biriydi bu. Dünyada da böyle oluyor mudur emin değilim ama hani Türkiye'de çok bariz bir şekilde bu hissediyoruz. Şimdi bilginin üzerimizdeki değer artışı, değer etkisi daha önemli hale geldiği için şimdi daha da belirgin bir şeymiş gibi görünüyor. Tabii. Hani geriye bakıp ne kadar ilkel düşünüyorsun demek aynı zamanda bizim organize olmada ben senden öndeyim, sen benden arkadasın gibi bir sıralama da sağlıyor. Biraz da o yüzden sorguluyorum. Yani hangi bilginin ne zaman ilkel olup olmadığına ya da nasıl dönüşeceğini fark etme, okuma. Yani gerçekten kölelikle alakalı belki de benim ailem işte 8 kuşaklı Amerikalı olsaydı ve dedelerimden çok etkilenen bir varsavda olsaydı belki de bunu normalize edecekti beynim. Öyle hani bu o kadar da absürt bir şey değildi yaşandığı dönemin kendi zamansal algısının içerisinde. Bu değişimi, kültürel bir değişim de bu arada, arkada başka bir şey de yok. Bu kültürel değişimin etkisini ölçecek başka bir şey bulabilir miyiz? Yani şimdiden insan olarak, gerçekten sapiens sapiens olarak bizim standartlarımız budur ve bunun moderni de budur diyebileceğimiz acaba bir zemin ya da bir... Zannetmiyorum çünkü... Ben gereksiz idealler bulma çabası konusu, benim konumdur. Sen de örüntü arıyorsun ama yani işte insanın sıkıntısı şu. İşte Matrix'in o sahnesinde çok güzel ifade edildiği gibi en mükemmel koşulları sağla gözü dışarı gidiyor. Yani acaba şunu da yapsaydık ne olurdu diye. Şimdi 3,5 milyar yıldır burada devam eden bir hikaye var işte canlılık. Tıngır mıngır işliyor, hiç arıza yok. Ölen var kalan var ama sistem kendini devam ettiriyor. Bir kere de demiyoruz ki şuna bakıp şunun gibi yapalım dememişiz yani şimdiye kadar. Artık zaten o şansı yitirdik. Çünkü ondan çok dışarıda bir yerdeyiz. Devamlı sınırlı bilgi ve sınırlı görgüyle. Yani 5500 yıllık yazılı tarih var ama çoğumuz yani geçen hafta yazılmış şeylerden haberdar değiliz. Bir de o var ya, bu bilginin hepsine de hakim değiliz. Bu kadar az bir şeyle sürekli nevzuhur fikirler, işte ideolojiler, yönetim biçimleri, partiler, bir şeyler kuruyoruz. İnsanlara tavsiyeler yapıyoruz bilmem ne. Ama birisi de dönüp yani işte ben bugün çok yaşadım işte doğaya bak sen romantik seni falan. Yani ne bakacaksın doğaya? Çünkü artık çok aşırı yabancı. Mesela oradaki sistem abi tıkır tıkır istiyor. 3,5 milyar yıldır ispatlı yani çalışıyor. Her türlü Badri'yi atlatmış, buzul çağı bilmem ne. Ve şunu biliyoruz ki yani bir taraftan da için bildiğimiz bir şey var. Biz böyle devam ettiğimiz sürece büyük sıkıntı çıkacak. Ve biz bir şekilde bununla barışmanın yolunu da bulmamız lazım. İçin artık herkes onu biliyor. Benim umudum, benim daha doğrusu yani olsun diye dua ettiğim şey ki başka kurtuluş yolu gözükmüyor. Biz bir gün işte o gelecekte o medeni dediğin şey var ya hani nihai medeniyet noktası insanın ulaşabileceği. Bugün hiç bence işaretini göremediğimiz yeni bir fikriyatla tabiatla beraber onunla uyumlu yeni bir yaşamı keşfediyor. Bunun için teknolojiyi kullanacağız ama. Yani yeni teknolojiyi kullanarak tabiatla bir şekilde uyumlanma. Mesela şu anda yeşil enerji çok pahalı. Yani yeşil enerjinin ham maddesini, güneş santralini, o işte rüzgar türbinlerinin motorunu bilmem ne üretme. Nükleer enerjiye ihtiyacım var mesela. Böyle bir paradoks var şu anda. O nükleer enerjiden artı değer elde edip onlardan yeşil buraya enerji yatırım yapmak gerekiyor. Tabii. Bak dünyadaki bütün yeşil enerji şampiyonları hepsi nükleer şampiyon aynı zamanda. Dolayısıyla teknolojide bir aşırı ilerleme, ucuzlama bilmem ne yapacak belki bunu. Onu da tam bilmiyorum ama muhtemelen öyle bir şey. Ve neticede hiç hayal edemiyorum. Onu söyleyeyim. Hiçbir vizyon. Çünkü ben de zamanımın çocuğuyum. Ama hiç de öyle beyaz entariler içinde fırao gezen tipler düşünmüyorum. Yani. Öyle bir şey değil. Muhtemelen senin benim gibi normal yaşayan insanlar ama mikro kararlarında, yemesinde, içmesinde, birbirine davranışında, evini kuruşunda, döşeyişinde, dekorasyonunda bambaşka bir kafaya bürünmeye başladığı zaman hah diyecek ben dengeye. O zamana kadar sürekli bir yapboz olacak. Yani mesela bunu hep bir ilkel, hep bir ileri olacak o zaman. Aslında senin dediğini belki birkaç bin yıldır sorgulayan bir kültür de var dünyada. Birkaç milyar var. İnsan olarak da var. Tabii. Mesela Budizm aslında dışarısındaki hiçbir canlıya zarar vermemeyle ilgili çaba ya da daha doğrusu doğayla uyumu konusunda zarar vermeden dengelenmeyle alakalı bir çabası olan bir kültür biçimi. Ama bizim olduğumuz yerden bu çok marjinal görünüyor. Yani. Yok biz, yani bizde de var. Sufizm var, şu var, bu var. Ama bak onların hepsi dikkat et.
marjinalize, yani düzenden uzağa kaçalım, biz kendimiz takılalım abi. Yani bir medeniyet tanımı. Medeniyeti bu yönde inşa etme fikri pek yok. Yani bu şeyde pek fazla çıkmamış. Yani, ey insanlar, bak şöyle bir medeniyet yapalım, bak şöyle daha güzel olur falan gibi. Herkes, yani şey, tabii ki medeniyet fikri çok var ama böyle uyumlu bir medeniyet önerisi yok. Yani tam organiktir, yani full organik bir sistem budur diyebilecek bir şey yok. Çünkü bence henüz bu deneme yanılma süreci sonucunda o bilgi düzeyinde değiliz. Bu insanın arifleşme süreciyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsanoğlu bir popülasyon olarak, tabii hepsi değil ama %20 gibi bir oranı Pareto kuralı gereği, aydınlanıverince, yani o anlayış düzeyini aşınca o kritik noktayı, işte o zaman bilim kurgu romanlarının adına kozmik medeniyet denen, işte 2012 takviminde lambalar yandı aydınlandık falan diye hayal etmeye çalıştığımız o zihinsel ve ruhsal dönüşümü yaşamış şey belki o zaman ortaya çıkar. Ama yine muhtemelen onun içinde de bir takım ilkeller, bir takım bilmem neler, birbirlerini böyle yaftalayacak tipler olacak. İnsanız abi sonuçta. Ya bu dünyadan silinmedikten sonra bu sorun ortadan kalkmayacak bir taraftan. Yani biz her zaman böyle olacağız, ona eminim. Biz insan yapan vasıflardan biri bu çünkü yani. Evet. Ama o tarafa doğru, ya zaten baksana, dedin ya tekrarlar. Ben mesela fraktal falan işini niye çok severim? Ya bizim hayatımızdaki döngüler, insan grupları ve neticede bütün insan toplumunun döngülerine benzer yani. Biz de işte böyle çocuksu bir işte oyunla başlar, çocuksu inançlarla, büyüsel korkularla, bilmem nelerle, bir sonra erişkin olur, sonra bir şey olur. Yani hayatımızda böyle dönüşümler yaşarız. Herkes aynı şekilde yaşamaz ama bir şekilde birileri yaşıyor bunu. İşte romanlarda falan anlatılan çatışıklıkları deneyimleriz, tadarız. Toplumlar da böyle. Yani devamlı büyüyoruz, ediyoruz. Yani şurada 60 sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nde veya işte 100 sene önce, hadi iyice sündürelim. Yani siyahi insanların insan olup olmadığının tartışıldığı bir dünyadayız. Ya şurada, yani bunlar insan mı değil mi diye. Benim çok samimi bir tabii arkadaşım. Tabii canım, hayvanat bahçesi tabii açmışlar bununla tabii. Yani. Büyük dedesi zenciymiş mesela. Benim zenci bir arkadaşım var %60 oranında falan yani. Ama yani ben bu adamla arkadaşken mesela bunu hiç düşünemiyorum. Çünkü ben başka bir zamanın çocuğum. Ama o zamana git. Atıyorum işte 1890'da doğmuş, 1900'lerin başlarında gençliğini sürmüş bir arkadaşım. Ya son derece doğal. Yani böyledir canım bu. Yani bunda sorgulanacak bir şey yok diyecek. Şimdi buna ilkel demek bizim modern yapmıyor. O ilkel, bu da ilkel, merak etmeyin. Şu gün yaşadığımız şeyde insanları Twitter üzerinde bilmem ne inançları dolayısıyla harhur etmek, işte birilerini ötekileştirmek, işte bazı insanları bir şeylere değer, bazılarını değmez görmek, lüzumlu lüzumsuz insan tasnifi, ne bileyim cinsiyetçilik, şunlar bunlar, ne varsa piyasada. Yani bunların hepsi yarının ilkellikleri ama bugün bayıla bayıla yaşıyoruz yani. Biraz insan olmanın galiba dramı bu. Ya her sohbet illa tabii böyle çok kanaatli bir sonuca da varmak zorunda değil. Ama yok, bence senin bu açtığın konularda zaten benim genel bir durumum var. Çoğunu bilmiyorum yani. Bilmiyorum, bu enteresan. Hayır, bunu ben de bilmiyorum zaten. Tabii. Hani bir kanaate, hani bu budur o zaman. O zaman burada bu sohbetimizden öğrendik ki bu da budur diyemiyorsun. Çünkü yani benim de bir fikrim yok ama burası sanki sorgulanması gereken bir şeymiş gibi de görünüyor. Çünkü mesela şey kaygısı duyuyorsun. Yani yeni bir sürü bilgiyle karşılaşıyorum. Bana sorsan o bilgileri birbirlerine bağlayacak kadar örüntüsel altyapım da var. Bir zemin sistemim de var. Ama buna rağmen lan ya birden fark ediyorsun. Ya yani o bir fark, ya bu soru bir fark edişe neden oluyor. Harbiden ben 1800'lerde Amerika'da doğsaydım muhtemelen köleysem köle olarak, aynen, köle tüccarıysam köle tüccarı olarak normal kabul edecektim tabii buradaki hikayeyi. Öyleyse eğer ben şimdi acaba neyi normal kabul ediyorum? Has, tamam işte rezillik bu zaten. Ha yani bir şeyi daha, yani bir şeylere buna en yakın şey şeymiş gibi görünüyor. Hayvan yemeğiymiş gibi görünüyor. Zaten aslında bu sorunun ilk çıkış noktası da oradan geliyor. Muhtemelen 100 sene sonra eskiden millet hayvan yiyormuş biliyor musun falan diye konuşuyor olacağız. Yani hani sevimli kuzuyu kesiyorlarmış. İnanır mısın falan, hani böyle bir şeyle konuşuyor olacağız. Abi kuzu yani gerçekten bir canlı yavrusunu ağzın sulanarak kesiyorsun yani. Kesiyorsun yani. Kuzu eti diye ballandıra evet, anlatıyorsun yani. Mesela şu anda bana, ben mesela vejetaryen falan değilim. Yani ben et yiyen bir insanım. Bana çok vahşi geliyor mesela. Demek ki o dönüşüm zaten olmuş. Yani beni bile etkilediğine göre o farkındalık yavaş yavaş oluşuyor. Ama işte bundan bir tık sonra nereye gider onu bilmiyorum. Yani insanın bir kere kendi besinini çok, yani 1000 yıl daha en az üretemeyeceğini biliyorum. Bir şekilde tabiata bağımlısın. Yani ne olsa bitkilere ihtiyacın var ya, yani fotosentez falan hikayesine. Ama yani bu mesela bu farkındalık sadece et yemekle ilgili bir şey değil. İnsan et yemekten gerçekten vazgeçip de diyetini başka bir şey yaptığında başka bir canlıya dönüşecek sonuçta.
Onun sonuçlarını mesela tahayyül edemiyorum. Ne olacak? Burada ama yani? Kritik olan benim en azından bu konuyu fark ettiğim içerisinde, bu vejetaryen ya da vegan beslenmeyle alakalı fark ettiğim, aslında hayvanı öldürmekten çok hayvan yeme isteğinden kaynaklı hayvanların büyük bir bölümüne, işte sanayi etçilik dediğin sistemle çok eziyet ederek davranıyor olmak. Asıl evet. büyük problemi burası oluşturuyor. Yoksa doğal koşullarda belli oranda hayvanı avlamak, yemek ya da bu, hani bu çok az önceki anlattığın doğayla uyum hikayesi içerisinde bir problem yok. Ama yani dünyada birkaç milyon insansan bu değerli. Dünyada 7,5 milyar yok. İnsansan. Bak 7,5 milyar insan da et yiyebilir ama şunu düşün. Köy yerinde yaşasaydık şu anda ve 7,5 milyar olsaydık yine, 7,5 milyar köylüyü bu dünya kaldırır, problem değil. Bir hayvan yemek için ne kadar efor sarf etmen gerekiyordu onu düşünmek lazım. Şimdi markete kendin gidip de 2 kilo et alıp evde hoş steak yapabiliyorsan, şimdi burada bir sıkıntı var çünkü o biyolojik ve sistemsel olarak çok pahalı bir gıda. Anlatabiliyor muyum? Ya bir hayvan düşün, senelerce yiyor, semiriyor, et kas mıt mıt yapıyor. Yakalıyorsun ya da dün avlıyordun, bugün yetiştiriyorsun, tonla yem veriyorsun, kesiyorsun, işliyorsun, taşıyorsun. Yani tabağına gelene kadar 30 tane adamın şeyi geçiyor oradan. Ve sen gayet böyle hiç farkında bile olmadan kopardı bu falan götürüyorsun yani. Şimdi bu aşırı bir israf. İşte fabrika ayarı niye diyoruz biz? Bakıyoruz mesela insanın sinirim sistemine. Evet, et yemeye uyumlu ama çok az. Ya 15 günde bir yese yetiyor mesela. Bütün biyolojik sistem. İşte bugün fazla et yemek kanserin en büyük sebebi. İşte raydan atma hikayesi. Yani sorun burada etsiz bir yaşama geçmek de sağlıklı olmayacak. Esas sağlıklı olan şey, abi biz neydik? Bir dakika dur. Yani tamam, bunun bu normali ne? Ha, normali ne? Hani ve normali asla bizim alışkanlıklarımız belirlemeyecek. Çünkü biz raydan atmış bir canlıyız yani. Dolayısıyla tabiattaki alışkanlığa bakacaksın. En yakın akrabalarımız nasıl takılıyorlar? Onlara bakacaksın. Bizim atalar ne yapmış? Artık o kadar bilgi var, öğreneceksin. Bir vücudu inceleyeceksin. Yani bugün yapmaya çalıştığım şey, ama bak cinsiyet konusunda biliyorsun nasıl gömülüyoruz gene son günlerde. Ya yani sanırım arada, bir kısım insan bazı kelimelerin geçmesini sevmiyor. Tabii canım. Yani, tabii. %100 ya ben de ya içerikle abi. İlgili değil konu yani. De beyaz kağıt demeyeceksin abi bana. Butona basıyoruz orada. Çünkü oradaki tartışmalardan ben bir şey öğreniyorum, tamam mı? İnsanlar nasıl reaksiyon veriyor falan filan ama. Yani bak bütün vejeteryanlıkla ilgili bir şey de ruh bir insanlar ayaklanır. Mesela vegan terörü diye bir şey var gerçekten. Bunu burada ifade ediyorum yani. Vegan terörü var. Mesela ben eşcinselliğin işte biyolojide yeri olabileceğini savunduğumda eşcinsel taarruzuna maruz kalıyorum. Yani böyle bir garip durum var. Yani adam diyor ki la bir dakika senin yani anlıyorum de diyemiyorum bile. Çünkü orada onun herhangi bir şey duymasını engelleyen başka bir ajandası var. O oradan yürüyor. İşte et, süt, yumurta, sağlıklı yaşam, karatay diyet, her yerde insanların coştuğu bir şey var. Bunların hepsi ilkellik işte. Hepim, ben de bir yerlerde ilkelim. Yani illa ben her şeyin doğrusunu söyleyeyim. Ben de bir yerlerde hopluyorum. Benim de bir yerlerde vanam atıyor. Anlatabildim mi? Bunları tespit ettiğimiz zaman, yani bir yerlerde halim selim olabilmeye başladığımızda muhtemelen işte o ilkelliği terk edip de bir tık daha kamil insana doğru falan adım atmış oluyoruz. Yoksa biz bunları hep yaşayacağız yani. Bundan kaçış kurtuluşu yok. Bunu konuşuyor olmanın da asıl zemini şu. Aslında bir sonraki bölümü de içini kaşımak istiyorum. Bir şekilde bilimsel bilgiye çok yüksek miktarda maruz kalıyoruz bu dönemin içerisinde. Ama taarruz da güzel bir sürçmesi oldu. Evet, yani bir buna Freudian diye sürçmesi oldu. Aynı zamanda bir taarruz hissediyorsun yani. Evet, ve bu işte teknolojik anlamda devamlı hayatımızda yeni bir şey oluyor. Ve yani o post gerçekçi dedikleri, yani gerçekçiliğimizi bilgi gerçekliğini kaybettiğimiz bir acayip bir rabarbanın içerisinde dönüşüyoruz. Bunu dönüşmenin o bilgi taarruzunun da etkisi var. Bir taraftan bu bilgiye uygun bir bilinci geliştirmemiş olmanın da bir etkisi var. Ve o kadar bilgiye hazır değiliz. Hazır değiliz. Yani bir bilinçle karşılayamıyoruz o bilginin kendisini. O bilgi var. O bilgi çok ulaşılabilir durumda. Milyonlarca, milyonlarca bilgi. Ama onu karşılayacak bir bilincimiz yok. O zaman soru şu. Bilinç nedir? Bir sonraki bölümde spoilerını verdi. Ama yani öyle bir haldeyiz ki yani bilimsel bilgiyi işte anlattığın zaman bile girmeyen yerleri var. Belki bunu bilinç konusunda çözeriz yani, muhtemelen olabilir. Tamam.